Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere haftalık enerjinizi anlatmak üzere karşınızdayım. Bu videoyu çekiyorum. 28 Mart ve 3 Nisan arasındaki enerjiyi anlatacağım. Böylelikle Nisan ayına merhaba diyoruz. Ve Koç burcu yeni ayı bu haftaya, anlatacağım haftaya damgasını vuruyor. Koç burcu yeni ayı ve Koç burcu Güneş'in Koç'a geçmesiyle birlikte astrolojik yıl başladı. Yani ne oluyor? Zodyak'ta tekrar Koç, Boğa, İkizler diye Güneş gidiyor böyle sırasıyla 12 ay ve yeni yılımız kutlu olsun. Astrolojik yılımız böyle diyebiliriz. Yani astrolojinin yıl başısı Koç'la birlikte tekrar başladık bakalım. Evet, bu arada bu da ilk haftamız oluyor tabii astrolojik yılın ve 3 Nisan, 1 Nisan'da da 3 Nisan'a kadar anlatacağız. 1 Nisan'da da Koç burcu yeni ayı şu andan itibaren zaten etkisi altında bulunmakta efendim. Şimdi üstelik de Merkür de Koç burcunda ve böylelikle Güneş de Koç burcunda. Böylelikle ne oluyor efendim? Zihinler fişek gibi. Yani o Merkür balıktayken biraz daha zihnimiz dağınıksa, şimdi biraz daha fişek gibi. Konuşurken bile bakın ne yapıyorum? Zihnimde o kadar çok laf dönüyor ki ağzım buna yetişemiyor olabilir. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Neslihan Şirin kartlar, tarot kartları ve olumlama kartları isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında. Ve sizlere iki kanalıma da davet ediyorum sizleri. Abone ol tuşuna basarsınız, çan tuşunu açarsınız, bildirimler alırsınız ve kocaman aileme hoş geldiniz diyorum. Lütfen bunları yapınız. Çünkü sonra bana çok DM'den falan yazıyorsunuz, işte Neslihan abla bildirim gelmedi, haftalığı yükledin mi falan gibilerden. Bu kanalımda Nisan ayını tek tek burç burç kahveler bakıldı. Hala izlemediniz mi? O zaman bu videonun sonuna da onları da koyuyorum. Burcunuza göre izleyebilirsiniz. Bu çok çok önemli zaten. Burç burç bakıyoruz aylık, biliyorsunuz ki. Başka TikTok hesabım Neslihan Sirine, Instagram hesabım Neslihan Sirine olaraktan oralara da sizleri bekliyorum. TikTok'ta hemen hemen her gün sizlere kart açıyorum. Orada da videoları izlerseniz, hesabınız yoksa da açabilirsiniz benim için. Sizleri seviyorum. Evet, güneş mi ay mı şeklinde hemen kartlarımızı başlayalım açmaya. Sizler de ondan sonra merak etmeyin, fırsat bırakacağım. Hani böyle seçeceğiz enerjileri. Çok heyecanlıyız. Evet. Şimdi bakalım bakalım, baharla birlikte yeşillendik. Bakın ojeler, çiçekler, işte zaten koltuk da yeşil. Artık bu kürkü de kaldıracağım ki kış modundan çıkalım. Bu son video olsun. Kaldırayım ben artık onu. Böyle yeşil yeşil bir bahar. Aa, bir çektik iki geldi. Yapacak bir şey yok. Zaten gerekirse kurtarma operasyonu alıyoruz kartlardan. Kartlarımı daha önce karıştırmıştım arkadaşlar. Evet, artık diğer kanalım Neslihan Şirin 100 bin 100 bin olma yolunda, onu bir 100 bin yapalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hak ediyoruz artık, bu kanalı da böyle 100 bine uçuralım. Bir de size müjdeler veriyorum. Anlatmamı ister misiniz? Gizemli olaylar ve dedektiflik vakalarını, ben çok gizemlere meraklıyım. Ben seviyorum abla böyle gizemli aşkları, işte tarihte neler olmuş gibi. Onlardan dinlemek ister misiniz benden? Alta yorum yapın. Size öyle bir video çekeceğim bu kanalda, çünkü her şey, yemek falan her şey var biliyorsunuz. Hadi bakalım, şimdi seçiyoruz. Evet, ben dileğimi tuttum. Sizler de güneş mi ay mı tuttunuz? Evet, şimdi güneşi açıklıyoruz efendim. Ayımızı şöyle koyalım. Güneşi seçtiğinize göre eril enerji, güneşi seçtiğinize göre baba, ya da efendim güneşi seçtiniz parlamak, şan, şöhret. Ay biraz daha gizem, geride durmak, ama güneş ön plana çıkmak demek. Bunun enerjisini söyleyelim bakalım, siz de bilin. Şimdi ne tuttuysanız çok büyük bir rekabet olacak bu hafta, ya da dilek tutmayıp da haftayı dinliyorum ben Neslihan abla diyebilirsiniz. Evet, burada
Efendim, bakın, kontrolsüz enerjiler var. Bu bir dedikodu olabilir, asparagas olabilir ya da kontrolsüz enerjiler soğukluk veren, size böyle soğuk mecralara götüren bir enerji olabilir. Ve burada anılar var. Bu hafta bol bol böyle anılara gidecekmişsiniz, anılarda olacakmışsınız. Ya da anılardan size bir, böyle gelen rüyalar, hayaller yoluyla mesajlar olabilir. Anılardan bir tanıdığınız gelebilir, geçmişten karmayı yaşayacaksınız, aileyi yaşayacaksınız ve efendim taşınma, atama, tayin, bir şeyleri bırak diyor enerji sana. Artık yeni hayatına git ve bırak diyor. Evet, buna bir kurtarma operasyonu yapalım mı? Bakalım şöyle neler olacak. Kararsız kalmayın sevgili güneşi seçenler. Aslan, boğa, başak, oğlak, devletle ilgili işleriniz çıktı. Hep insanlarla uğraşıyorsunuz. Hep paralarla uğraşıyorsunuz bu hafta. Evet, güzel bir şeyler. İnsanlar çıktı. Yine insanlar. Bakın, krallar, kraliçeler, insanlar, devletler, yurt dışı olaylar, işler. Aa, inanın artık daha fazla açmayayım. Bakın, burada bir sürü kadınlar, erkekler, insanlar. Siz bir grup toplantılar olabilir ya da bu insanlarla ilgili para alışverişleriniz olabilir. Veya işte hayatınızda bir toplantı yapabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz. Ne bileyim, bir mahkeme olabilir bir şeylerde, ama hepsi sizin yararınıza oluyor, bunu unutmayın. Evet, bakalım diğer. Evet. Bakın, burada toprak sihri çıktı. Toprak size aslında hep de toprak enerjisi de çıktı. Bolluğunu, bereketini getiriyor. Sihirli bir şeyler oluyor. Spiritüel anlamda gözünüz açılıyor. Ve bir topraklama gerekiyor sizin hayatınızda. Hani seramiklere basın ya da işte topraklarda yürüyün diyoruz ya. Toprak canlanıyormuş ve kafanız çok karışık şimdi. Soru işaretleri çıktı bu hafta içinde. Adaletle ilgili kafanız karışıyor. Çünkü burada bir olumlama kartı. Hemen bakalım. Adalet, evrenin sonsuz adaleti bana akıyor. Ve sevgi ve irademle birlikte başarı ve sınırsız olanaklar bana geliyor. Hakkın olanı alıyorsun. İlahi adaletten kaçış olmaz. Lehine alınan kararlar pes etme. Umut ettiklerin gerçekleşiyor. Ne umut ediyorsan o gerçekleşiyormuş zaten. Ve burada bir şeyleri bırakıyorsun hayatında. İnsanlarla evet ilgilenebilirsin. Bu hafta kafanı çok insanlara yorma. Yani bir şeyler, bu insanlar, nerede kalabalıklar varsa orada biraz kafanız bulanabilir. Soru işareti onun için çıkabilir. Bakın, hayatınızda bir mahkeme ya da adalete gideceğim ben mahkeme açacağım ben falan gibi düşünüyorsanız biraz daha sabırlı olun. Bir topraklama yapın, bilinçaltı temizliği yapın. Mesela hayatımdaki olumsuz her ne varsa onları atıyorum, gelmemek üzere evrene gönderiyorum diyorsun ve onlar sana gelmiyorlar. Bundan da emin ol. Şimdi efendim hemen bakıyoruz bakalım neler neler var, neler neler var. Evet. Aa, fiyonk falan çıkmış burada. Böyle bayram gibi, sanki bir kutlama gibi süslüyorsun. Bir de iki kişi aynı yere basıyorsunuz. Çok aydınlıktasınız. Şuraya bakar mısınız? İki kişi çok aydınlıksınız. Yani sen ve senin gibi temiz kalpli biri, bir insan. Çok kıskananlar var ama ruh eşi gibi senin aynın karşıda çıkmış. Çok kısa bir zaman kalmış. Ruh eşinle karşılaşabilirsin ya da tanıştırılabilirsin. Aa, bu da çok ilginç, biliyor musunuz? Evet, terazi çıkmış. Mahkeme ya da adalet. İlahi adalet istiyor olabilirsin. Güzel bir kupa kaldırma çıkmış. Böyle flamingo kuşu, hani şöyle ya, onun boynu böyle çok güzel, mistik bir şey. Yurt dışı olayları, geziler, bu yaz bile, bakın bu haftayı bırakın, bu yaz bile senin güzel bir vakit ve zamanlar geçireceğini gösteren bir emareler çıkmış. O ya da Ö harfi, S harfi çıkmış. J de var yanında, yani şöyle bir J harfi çıkmış. Evet sevgili ruh dostlarım, 167, 167, 767 de olabilir ama bir gibi benzettim onu. Bir olay var orada, bir rakam, onu şey yapamadım. Ve sizlerin doğru ve dürüstlükte olduğunuz takdirde
Gerçekten adalet ip gibi dopdoğru sizi buluyor. Hanenizin yarısı da açılmaya başlamış. Kafanızın yarısı daha doğru. Bir de böyle sırtınızı şöyle dayamışsınız. Mesela bak şöyle dayamışsınız. Oh, bir dinleneyim sanki, ya da sırtınızı dayadığınız bir devlet olabilir, bir kapı yani, ya da bir kapı gibi bir insan derler ya. Bu insanların arasında size yardımcı olacaklar var, yalnız onu söyleyeyim. Ne bileyim, bir avukatınız olur, bir doktorunuz olur, bir değişik bir alan, yani güzel bir yaşam alanı da açılmış size. Atama, taşınma, tayin dedim ya, bunlar da olabilir. Ve ayrıyeten çok büyük anka kuşu gibi kanatlarını açmış geliyor. Bir yoldan geliyor yalnız. Böyle bir yukarı doğru çıkıyor ve size doğru geliyor. Bir yoldan geliyor yani. Uzak yoldan gelen bir haber olarak niteliyorum. Çok aydınlanacaksınız. Büyük bir parselde bir şey var. Miras, para. Ama dedikodular çevrenizi sarmış vaziyette. Sizin haberiniz olsun olmasın, hakkınızda çok konuşuluyor. Bunların yarısı iyi, yarısı olumsuz gibi söyleyebiliriz. Ama ve lakin bunlar size bir zarar veremiyorlar. Bu olumsuz enerjileri atın. Bakın demin ne dedim? Bilinçaltı temizliği dedim. Burada çıkan bir şey değildi. Hop, içimden gelen bir şeydi. Kahve fincanı da zaten beni destekledi. Dilek tutun bakalım sevgili güneşçiler. Şan, ün, şöhret, para size akıyor, dilekler gerçekleşiyor. Kazanıyorsun. Her ne istiyorsan kazanç senden yana oluyor. Hanen açılıyor, hatta iki dilek oluyor. Zaten bir dileğin oluşmuş gibi bir şey. Yani bunu almışsın sen. Söke söke almışsın bazı şeyleri. Bak çapa çıktı böyle, atmışsın çünkü. O sağlama almışsın. Ay, hareketlere bakar mısınız böyle? Hareketli bir şekilde anlatıyorum. Gözünüz içine bakarak böyle kahve bakan var mı? Sizlerin karşısında böyle bir kanal yoktur belki de şu an. Evet, varsa da bilmiyorum. Ama ve lakin gerçekten burada siz ne kadar özgür kalmak istedikçe bir duygu, bir şey size yapışmış sanki. Bakın şurada kamburu çıkmış bir şey var. Böyle sanki sırtınızdan tutmuş. Hani şöyle yaparlar ya, böyle çekelerler sizi. Sizi o şekilde çekeleyen bir enerji var. Bu çok yakınınız da olabilir. Hani bir şey yapmak istiyorsunuz, sizi tutabilir. Moralinizi demoralize edebilir size. Buna müsaade etmeyin. Siz her şeyi başarırsınız. Evet. K harfi burada da çıkmış. Trabzon'un T'si çıkmış. 3 rakamı çıkmış. Ama oynuyorsunuz yahu. Oynuyorsunuz. Her şey oluyor. Bu hafta bir kutlama var arkadaşlar. Kocaman A harfi ve V harfi de zaten. Yine miras, ev ya da evlilikle alakalı olaylar yani. Çok güzel. Arkadaşlar, para geliyor, para, para geliyor, para. Var ya öyle bir türkü. Evet, şimdi hemen aya bakıyoruz. Gizemli insanlar ve efendim bu gizemle beslenenler, ama bunun yanı sıra o gizemden beslenenler ya da bu, bakın o farklı bir şey. Gizemle besleniyorsunuz, o farklı. Yükseliyorsunuz, gizemden beslenmek o da farklı. Belki maddi manevi anlamda spiritüalizmi de anlatan, mistizmi anlatan bazı şeyler hissediyorum. Durun bakalım. Siz neden bu kadar üzülüyorsunuz? Bazı şeylerde önünüz kesilmiş. Gece uykusuzlukları bu hafta, kötü olumsuz rüyalar ya da geçmişin verdiği sürünme modları. Ay, beni indirdiler aşağıya. Ay, nedir bu böyle? Yani gibi. Bakalım bakalım neymiş bu yahu. Ay, size zalimlik var. Pazartesi böyle hafta başında kısıtlı hissedecekmişsiniz kendinizi. Üzülmeyin. Bir yerlere gidecekmişsiniz. Bu nasıl? Bu nasıl bir şey? Gitmek istediğiniz yere kısıtlanıyorsunuz sanki. Yani şu an gidemiyorsunuz. Bu şu an onu yapamıyorsunuz. Belki maddi, belki manevi, ama çok güzel yapacaksınız. Bakın bu devletten bir yardımdır. Size yardım edecek bir insandır. Artı bu da denge ve uyumu kurmaktır. Orada tarçın horladığı için bu hor hor sesi duyuyorsunuz. Şimdi bakalım sizi nereye, neyi kısıtlıyor yahu sizi? Ne demektir bu? Evet. Bunalım, darlık, hastalık. Şimdi arkadaşlar, bu iş ciddiye biniyor. Bu haftanızı sizin kurtarmamız lazım.
ne zaman açılıyormuş bu böyle? Bir elemandan özgürlüğünüzü arıyorsunuz, bir elemandan böyle bir insandan akıl alıyorsunuz ama kader sürprizi şekilde sizlere sürprizlere gebe ve efendim biraz araştırılması gereken bir konu var. Şimdi buna bakalım. Evet, bir şeyi bırak. Yapraklarını bırakan ağaçlar gibi bir şeyi bırak. At aşağıya. Bu seninle alakalı değil. Bu bırakman gereken bir duygu. Bak, para gerekiyormuş. Ne istiyorsan. Bu hafta parayla alakalı bir kısmının maddi manevi yani olabilir. Bir kısmı rüyalar görür, üzülebilir. Bir kısmısı işte der ki benim hayatımda böyle neden ben bu zamanlara geldim? Çünkü eskiyi bırakmadığın için. Bak bırak diyor. Bırakmadığın için diyor bu şeyler başına geliyor diyor. Evet, sis örtülü bir şeyler var, gizemli bir şeyler var. Evet. Çok güzel ruhsal açılımlarla karşılaşacaksınız. Kurt gibi içgüdülerin olacak. Ay orman falan çıkıyor. Ya burada doğa çıkıyor. Kurt gibi içgüdülere sahipsin. Ruhsal açılım, ilahi bir açılım. Nilüfer çiçeği, yeni bir hayat. İşte Nilüfer çiçeği. Yeni hayata evet de. Korkma. Korkma. Yeni hayata da evet de. Korkacak bir şeyin yok. Kaybedecek bir şeyin yok. Hayat senin hayatın. Evet. Canlarım benim. Bak burada para ihtiyaç var. Şimdi okuyalım ne kadar güzel de bir olumlama. Para bana bolluk ve bereketiyle akıyor. Parayı seviyorum ve hayatımın her alanında parayı kendime çekiyorum. Şimdi. Yanılıyormuşsun bir konuda. Çapkınlar çevrende. Size bakın kart da çok açıyorum. Neden? Çünkü biraz olumsuzluklar çıktığı için. Evlilikle ilgili bir olumsuzlukların olabilir. Yine burada denge kartı çıktı. Sağlıkla ilgili bir sıkıntılar olabilir. Ama denge uyum bulunacak. Burada da denge uyum bulunacak demektir. Hadi bakalım bir de kahve enerjisine bakalım. Ağlamayın, üzülmeyin canlarım benim. Evet, şimdi bakalım. Aa, burada oynuyorsunuz. Elinizde de şöyle tepsiler var. Zaten temiz gözyaşı da elime aktı. Bakar mısınız? Temiz temiz gözyaşları elime aktı. Bu gayet güzel. Sevinç gözyaşınız olsun. Büyük aslan görüyorum ya. Bir güç görüyorum. Bir de hani böyle atom bombası gibi şöyle bir bulut çıkmış dışarıya. Yani ani duyulan şok bir haber olabilir bu. Ama bu şok haber güzel bir haber. Hani böyle size hayatınızı yıkacak bir haber değil. H harfi var. Şoklama bir şeyler duyacaksınız. Hayatınız yine değişebilir ve taşınma gündeminize gelebilir. Ya kamyon kamyon bir şeyler gidiyor böyle. Taşınma gündemimize gelebilir. İş yeri olabilir, ev olabilir. Aynı güzel yeni hayatlar geliyor. Evet. Şimdi burada biraz masraf açılacağını düşünüyorsunuz. O da var. Para kartı çıktı. Para kartı. Evet, parayı kendime çekiyorum. Neden size olumlamak veriyor biliyor musunuz? Çünkü ihtiyacınız var anlamında. Bak burada başkasının parası değil, senin paran sana geçerli diye bir güzel kart çıktı. Şimdi burada çok böyle yine bir toplantı gibi bir şeyler görüyorum. Danışıyorsunuz sanki bir oraya bir oraya koşturmacalar var. Koşturmacalı yoğun geçen bir hafta. 9 rakamı var. 3 tane kapı var. Bir yaşam ağacı çıkmış zaten. Hayatınızda bakın ya, yaşam ağacı çıkmış. Yanında da bir balık var. Bu kısmetli bir yaşantı size geliyor demektir. Yani kısmeti gösteriyor. Bir de bayrak var. Yurt dışı işleri ve bayrak da hayatınızın önemli bir kısmında. Yani devlet işleriyle uğraştığınız ya da devlette çalıştığınızı gösterebilir. Emeklilik olabilir, sana göre başka, bana göre başka tayin olabilir. Arkadaşlar her şey olabilir. Evet, bu da güzel bir şey. O da kötü bir şey değil. Ve aşağıda bir çatı görüyorum. İki çatı. İki tane çatı. Belki biri evlatlarınızın evi olabilir, biri sizin olabilir ya da ne bileyim yani iki tane çatı çıkmış. Annenizin evi olabilir. Böyle arasında gidip gelmeli bir olaylar var.
Araba da kapının önünde var. Yani araba ile ilgili olaylar arkadaşlar. Evet, yolunuz açık. Asla karamsarlığa düşmüyoruz. Size sadece yeni hayatın geldiğini ve bu hafta belki yeni ay haftasınız. Yeni fikirleriniz olacakmış. Bu hafta buna da karar veriyorsunuz. Hadi bakalım dilek tutun. Dilek tutun. Bir dağın zirvesine sanki tırmanıyorsunuz. Ya sizi aşağı çekenleri bırakın. Paçanıza, yakanıza yapışanları bırakın. Ne söylerlerse söylesinler. Bak laflar, sözler var. Yani kim olsun bu en yakınınız zaten sizi demoralize ederler. En yakınlarınız. Siz olmadı mı bu benim kararım diyeceksiniz. Karar almalar var. Olmadıysa da benim kararım. Hadi bakalım. Dilek. Gayet güzel akıyor bile dileğiniz. Bakın bazı haftalar biliyorsunuz uğraşıp duruyoruz. Burada bir deve görüyorum. Halinin ortasına oturmuş bir deve bu. Hörgücü bile var. Altında kocaman yunus var. Burada yine miras, yine bir mal mülk, taşınma böyle şeyleri görüyoruz. Ve burada kocaman bir güç var. Bu devlet. Yani karşı koyamıyorsunuz. Yani bu bir mal, bir mülk. Elinizden çıkabilir. Fakat bunun yanı sıra girebilir de. Ama siz çıkması bile size para getirecek bir şey sanki. Ya bazı kimselerde, bir de bazı kimselerde devletin verdiği güç olur. Bu nasıl olur? Terfi, ödüller ya da devlet gibi gördüğümüz bankalar ya da üst mertebede insanlar, kişiler, ödüller, terfiler geliyor yani. Sizde böyle bir şey gördüm. 7 rakamı var. Z zenginlik diyelim. Zenginlik. Evet. Zengin olmak için çareler aramak. Ve ayın döngüleri. Yıldız çıkmış, ay çıkmış. Gezegenler ayın döngülerini gösteriyor. Yeni ayda haftasındayız. Ve bu yeni ay hayatınızda tutulma da geliyor. Bu Nisan'ın sonunda bir tutulmamız var. Hayatınızda güzel bir şeylerin olacağını, hatta böyle elinizde bir şey tutuyorsunuz, oynuyorsunuz resmen. Evet, bu hafta güzel şeyler olacak. Siz belki farkında değilsiniz ama hani ben hep böyle yeni bir şey geliyor, yeni bir şey geliyor. İşte geldiğinde lütfen aşağıya yorum yapar mısınız? Harbiden güzel bir şey geliyor. Sizleri seviyorum. Yine diğer kanalıma da abone olunuz. Buraya da abone olunuz. Aldık kabul ettik deyiniz lütfen. Artık anladığım kadarıyla sizlere ben biliyorsunuz şekillere bakıyorum. Evinizde böyle karşılıklı arkadaşınızın baktığı gibi bir kahve falı bakıyorum. Ve efendim aldık kabul ettik deyin. Size bir mesajlar geldi buradan en nihayetinde. Ve kanalıma abone olup beğeni de yaparsanız alma verme dengesi adına çok çok mutlu olurum. Gerçekten. Hoşça kalın.